Sevgili dostlar, hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz efendim. Mount & Blade Warband'da yeni bir bölümle karşınızdayım. Serimiz kaldığı yerden devam ediyor efendim. En son Gürcistan Krallığı'yla mücadele ediyorduk. Bu arada muhtemelen bu videoyu Ramazan bitmeden atmış olurum. Ramazan bitmeden atmış olurum, yeni başladı da. Arkadaşlar, bir aksilik olmazsa sahur yayınlarını YouTube Twitch eş zamanlı açacağım. Yani sahur beklerken dilerseniz, Twitch kullanmıyorsanız YouTube'da yayından bana eşlik edebilirsiniz. Genelde sizin seveceğiniz tarzda oyunlar oynamaya çalışacağım, haberiniz olsun. Bunu da duyurduktan sonra sağ altta şey var dostlar. Yayında sponsorluk anlaşmamız var, oyunun görseli var, bilginiz olsun. Bilgim dahilinde yani. O yüzden o sağ alttaki görsel sponsorlukla alakalı. Yani umarım sizi rahatsız etmez. Neyse, şimdi. Belki dikkat bile etmediniz değil mi kenara? Arkadaşlar, öncelikle Gürcistan Krallığı'na sağlam bir vuruş yaptık. Gürcistan Krallığı Selçuklu Devleti ile savaş halindeydi. Selçuklu Devleti savaşta üstün geldi. Diğer krallıkları zayıflatmak adına savaş ilan etmelerine rağmen baya baya bir adamları yıprattık. Hatta ve hatta Gürcistan Devleti'nin yıkımının önünde sadece 3 tane kale var sevgili dostlar. Yani koskoca Gürcistan Krallığı tarih sahnesinden silinebilir bu bölümde. Tabii ki bunun için benimle beraber diğer adamların da kuşatma atması gerekiyor. Hatta benim büllüğüm yeter mi? Bir bakayım. Yeterse bireysel kuşatmada atayım. Adamlar çok kalabalıklar ama ha bir de Tiblis şehri bize verilirse 10 numara. Gerçekten yani bir tane şehir hayat kurtarır. İçeride 160 bir adam var. Abav. Baranım teşekkür ederim balım ama altta batamıyorum. Yani mesajı sabitleyemem. Gelip soran olursa mesajlardan görür herhalde ya. Babuşla Cihat ve Haçlılar modu sahuru. 300 kişi var içeride. Yok, burayı denemem. Lord olmasa denerdim ama. Lord olmasa denerdim. Bizimkiler gidiyor bir yere ama nereye gidiyorlar bilmiyorum. Böyle bir krallığı yıkmaya oynasalar böyle lap 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 vura vura. Çok iyi olacak ama krallığı vurmaya oynamıyorlar. Kutayişi kuşatma altında. Bir saniye, Gori'yi salla. Kutayişi'yi bir kurtaralım önce. Bura kime verildi onu da bilmiyorum da. Kaç kişi kuşattı, kim kuşattı burayı? Önemli olan o. Sarımsaklı mayonesi, üçüncü ayın kutlu olsun. Ne yapıyorsun abi? Gerçekten... Tek başına mısın, bir yerde bug'da mı adamların? 123 kişiyle 93 kişinin arasına mı dalacaksın? Harbi mi? Abi neden böyle bir şey yapıyorsun peki? Neden böyle bir şey yapıyorsun ya? Ani hücumla biz bunu patlatırız. 96 kişiyi alamaz ki. Kale avantajı var. Suları zehirleme sisteminin falan varlığının farkındayım arkadaşlar bu arada. Geçen bölümün yorumlarına baktığımda arkadaşlar şey demiş, hani suları zehirleyebiliyorsun bayağı efektif diye. Sanırım onun için bir skillimin aktif olması gerekiyor. Bendeki çok iyi durumda olmadığından dolayı zehirleme ihtimalim düşüktü, ondan denemiyordum. Bu arada benim elimde artık 8 tane bomba var. Ama bomba bu savaşlık değil. Henüz bu arada şöyle bir karar aldım bu arada. Bizim çok güçlü bir tane silahımız vardı ya, at sırtında değil de normal vurduğun zaman alan vuruyordu, herkesi kesiyordu böyle. Ağır sadre miydi neydi, böyle çok güçlü bir şeydi. Arkadaşlar, onu sanırım sadece at sırtında kullanacağım. Haberiniz olsun, at sırtında çünkü küçük kılıç beni pek idare etmiyor. Cüteli abonemiz olarak aramıza katılıyor, hoş geldin Cüteli. Selamlar. Aboneliğin için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Size zahmet şeyi de günceller misiniz ya? Twitch başlığını da. Babuçla Warband'lı sahur gibisinden. Suları zehirlemek için mühendislik lazımdı değil mi? Evet.
Bende mühendislik yok ama. Mühendislik için gidip şeyi bulmam lazım galiba. Artemenleri falan bulmam lazım. Var mı burada bilmiyorum da. Ver bir de atlı okçu ver. Çok güçlüyüz bu arada ya, istisnasız. Ah. Sığır etini, tavuk etini falan bırakalım. Şunları bir alalım. Yani keşke... Keşke esirleri alsaydım, değil mi? Esirler para ediyordu. Harun çok teşekkürler. İkinci ayın kutlu olsun. Sağ olasın, hoş geldin. Keşke alsaydım, değil mi? Esirler para ediyordu. Olsun, o da artık bizim nazar boncuğumuz olsun. Bu arada ben paraya sıkışmış durumda mıyım? Yo, 150 bin para var. En büyük para şeyden geliyor dostlar. Ben ona dikkat ettim. En çok parayı köle tüccarları seni çağırdığında araç vermek yerine çekiç verdiğin zaman elde ediyorsun. Varbandın gülü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, saçım başım dağınık olabilir. 750 saatlik Sabaton yayınından sonra Ramazan yayınlarına geçiş yaptık. Ramazan'da sahur yayınları falan yapacağım derken berbere uğrayamadım. Birkaç güne uğrayacağım. O yüzden saçımın başımın dağınıklığının kusuruna bakmayın efendim. Teşekkür ediyorum şimdiden. Bir şey diyeceğim. Gori'yi ben işgal etsem ya. Batum'u falan da bizimkiler kuşatsa keşke. Mesela Gori'de bence o kadar asker yok. 216 tane adam var. Zorlar mı? Zorlar. Merdiven inşası için 8 saat. Okey, merdivenden gideriz yani. Kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum. Aha bak, bizimkiler de şeye gidiyor ha. Kaçıncı bölümdeyiz bilmiyorum hocam. Bizimkiler de diğer kaleleri almaya gidiyor galiba. Buraya bir Yunan ateşi sallayalım. Oo, nereye attın? Nereye attın abi? Bekle. Şu 4 taneyi bekleteceğim. 4 taneyi bekleteceğim çünkü illaki böyle daha şey oldukları bir nokta oluyor. Modu Steam'den kurmadım dostum. Bak, sabitlenmiş mesajlarda link var. Modu ModDB üzerinden indirip kurman lazım. Çünkü Steam'deki versiyon 2. Bizim şu an oynadığımız versiyon 6.0. Yani takdir edersin ki 2 ile 6 arasında bayağı farklılıklar var. Fil savaşçıları falan eklemişler. Hikaye hala yarım tabii de. İlerleyebiliyor muyuz? Oo, daha bir de iç kale var. Oğlum ne güzel dizayn etmişler. Harbi çok iyi ha. Ha, sağ altta cam barını göremiyorsun. Oh wait. Onu iyi hatırlattın. Onu iyi hatırlattın. Şöyleli almak lazım galiba, değil mi? Aynen. Böyleli aldığımız zaman açılır orası. Eyvallah, haber verdiğin iyi oldu. Teşekkür ederim. Hikaye devam edecek bir şekilde de kim bilir ne zaman devam edecek ya. Bannerlord'da böyle bir mod yok. Bannerlord'un da çok güzel modları var şimdi. Aslında... Birader bir saniye, duvarın içine sıkıştırma beni. Avrupa 1100 modu var Bannerlord'da. Avrupa 1100 modunu deneyebilirsin bak. Zıplaya zıplaya gideceğim oraya. Hatta Bannerlord'da Avrupa 1100 modunda Hüma Hatun serisi var şu an devam eden. Oradan bakabilirsin. Avrupa 1100'ü bayağı sevdim. İşte Pers tarafı yok. Hindistan, Çin tarafı falan yok. Ama Anadolu'yu falan almışlar genel olarak. Anadolu'da oynayabiliyorsun. Bitti mi lan?
Vay be. Sadece Ymiria yaralandı. Ölenlerden birinin yerine Selçuk Ulusubaşı'nı aldım. Kardeş, esir veli nimetimiz. Esir veli nimetimiz. Şöyle bir esir alalım. Bir tane canlı koşu atı var. Canlı koşu atını satmak için tutarız. Şöyle bir yemek ve viski stoğunun yerini bir ayarlayalım. 3 tane çökmüş Arap atıyla bir tane sakat Arap atı verdi. Bu 3 atı almaya gerek var mı ya? Bir de canlı koşu atı hızı arttırıyordu da benim hızı arttırabilecek bir şey yok hocam buralarda. Ve şu ağır savaran blade'i alayım. Ağır savaran blade'i neden alıyorum? At sırtında kullanmak için alıyorum. Meydan savaşlarında kullanacağım. Burayı istemiyorum. Belki bana şehir falan verirler. Devam abi, hiçbir şey yapmayacağım ya. Yerleşim yerini falan yağmalamayacağım. Devam, öyle kalsın. Selçuklu adına savaşıyorum efendim. Kendi devletimi kurmadım. Cambarı gözüküyor değil mi artık? Esirlerin oraya da askerlerin bir kısmı gözükmüyordur da. Ne zaman oyunun tamamını gösterebildim ki? Kameramda karakterlerin bir kısmını kapatıyor, şey yapıyor. Her yeri dolu dolu oyunun. Bu arada arkadaşlar, Maraşal daha hareket edip Batum'u kuşatmadan ben Gori'yi ele geçirdim bile. Ve Gürcistan'ın son iki toprağı kaldı dostlar. Son iki toprağı. Bu toprakları da aldıktan sonra artık Gürcistan Devleti'nin sonu gelmiş oluyor. Diğer toprağı kuşatabilirim belki. Ganza'yı. Bizimkiler burayı kuşatsın. Ganza'yı da ben alayım. Bu şekilde bir şeyler yapılabilir belki. Ne diyorsunuz? Teşekkür ederim Metem. Ellerine sağlık. Sağ olasın. Atım upgrade'li. Atım upgrade'li canım. Daha bunun üstüne upgrade yok. Şehir kuşatacaksam ağır savaran blade'i çıkarayım. Çok dengesiz bozuk bu arada dostlar. Yani öyle böyle değil. Bütün hattı saniyeler içerisinde yarıyor. Hatta bak, nasıl olsa ben o kaleyi öyle ya da böyle alırım. Şununla bir gireyim görün. Abi piyade savaşını da mahvediyor. İki bölüm önce falan kullandık. Şimdi ilk kez sahur yayınında falan izleyen arkadaşlar için hem bir göstermiş olayım. Hem de bir tadını çıkarayım. Acık güç fantazisi yapayım ya. Acık bir güç fantazisi yapam. Şöyle şuralardan girişte biraz yardımcı olalım bizimkilere. Sadece bomba atarak bile çok müthiş faydam dokunmuştur diye tahmin ediyorum. Ama buradan giremeyeceğim galiba. Keşke diğer taraftan gitseydim. Lan silahı bir yudum göstereydim. Salın beni de. Bak dediğim gibi bu silah öyle böyle bir silah değil. Şimdi birazdan göreceksiniz dostlar bunlar burayla ilgilenirken. Şu dördünü beşini falan ardı ardına kesecek. Bak farkında mısınız bilmiyorum. Kendiliğinden yara almaya ya da devrilmeye başlıyorlar. El Kahar 15. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Adama ne oldu az önce? Sana da hayırlı Ramazanlar diliyorum. Eşek cenneti diye tabir ettiğimiz yerdeyiz değil mi şu an? Evet abi. Ama ne demek istediğimi anladın. Yani bu kalabalık alanda falan acayip iş yapıyor. Ya savurmanın belli bir dengesi yok.
alan hasarı eklemeye çalışmışlar. Alan hasarı eklerken de biraz işin ucu kaçmış. Yani belki buradan bile yukarı zarar verebilirim, bilmiyorum. Arkadaşlar buradan zarar veriyorum bu arada. Bak Samet Han killer alıyor, görüyor musun? Killer. Killer alıyor, görüyor musun? Kafa kopardım. Kill aldım. Adamları zıplata zıplata kesiyorum biraderim, görüyor musun? Özetle silah bozuk. Aynen öyle bananım, aynen öyle. Senin Call of Duty'de kullandığın silah gibi. Birader bak, adam yıllar sonra gelecek mesela. Sahur beklerken izleyecek bir şey arıyor, tamam mı? Televizyonu kurcaladı, televizyonda bir şey yok. Dedi ki, eski dostum YouTube'a gideyim. Bir tane de adam vardı. Tombiş bir beyefendi. Samet Güngör 2013'ten bahsediyor bu arada. Kesinlikle Spastic Gamers değil. Neyse. Tombiş bir beyefendi vardı. Bana tombiş demeyin bu arada. Moon Game teşekkür ederim katıl aboneliğin için. Sağ olasın. Adam Warband oynuyordu diyecek. Bir izleyip. Neler yapmış, neler etmiş, neler değişmiş diye. Bunun şu an oynadığınızın normal Warband'la hiçbir alakası yok. Farkında mısınız? Ya adam şey yapacak yani, böyle bir bakacak, diyecek ki hacı abi bu ne? Yani dağın orada bir tane sopayı sallıyor, adam devriliyor falan. Oyuna büyümüye eklenmiş galiba diye. Evet, bu arada oraya doğru tekrardan çıkamıyorum. Belki buradan hasar vurabilirim. Bannerlord'un büyülü versiyonunda da öyle olmuştu. Ama Bannerlord'un büyülü versiyonunda bana çok kızmışlardı ya. Moon Game'cim bu arada katıl üzerinden yayını desteklediğin için teşekkür ederim, sağ olasın. Ramazan boyu ilk sahuru kaçırdık. İlk sahurda Twitch'teydim. Ramazan boyu her sahurda YouTube Twitch eş zamanlı yapmaya çalışacağım, haberiniz olsun. Yani katıl aboneliğin boşa gitmeyecek, bilgin olsun. Bütün Ramazan boyu yayında olacağız YouTube'da. Fight'in bitesi var mı? Var galiba. Neyse şu kırık silahı ben envantere atayım. Bu şehri öyle ya da böyle alacaktım zaten. Birazcık eğlenmeyi oynuyorum, fark etmişsinizdir. Böyle hani hardcore değil de azıcık eski günleri yad edem. Birazcık Warband özlemini giderelim. O şekilde oynuyorum yani. Moon Game kesene bereket bu arada. Çok teşekkür ederim. Abi Twitch'te pek yokum artık. Twitch beni kaybetti. Sağlık olsun be Moon Game. Merak etme, sen Twitch'te yoksan ben YouTube'da varım. Hiç sıkıntı yok. Burada alınabilecek çok adam var ama maalesef abi. Sen Twitch'te yoksan ben YouTube'da varım. Hiç sıkıntı değil. Alertleri kapamadıydım bu arada. YouTube'un alertlerinin falan çalışması lazım. Geceleri yaparız bir şeyler ya. Sahura kadar. Kesene bereket bu arada. Tekrardan çok teşekkür ederim. Böyle bir gece 2'ye kadar burada dururuz diye tahmin ediyorum. Şimdi ben Gamza'yı aldım. Gori'yi aldım. Bizimkiler Batum'u almaya çalışıyorlar. Benim ne kadarlık esir limitim var? Daha 45 adam daha alabilirim. Batumi'yi de gidip alırsak şayet Gürcistan Krallığı haritadan siliniyor dostlar. Bu esnada Gori ya da Gamza kuşatma yerse anında oralara döneceğim. Yani haritadan krallık silmek şu an çok keyifli olacak. Hemen silahımı değiştiriyorum. Bu bozuk silahı yanımda tutacak mıyım peki? Sanırım tutacağım ya. Bu bozuk silah biraz yanımda kalsın. Şeyi halledemedim bu arada. Yemek durumunu halledemedim bir türlü.
Ymir Hasan kaç level oldun? Bana bir yeteneklerinden bahset. Çok güzel, yara bakımı, cerrahlık, ilk yardım, bunlar 7. Ymiria'ya acaba mühendislik mi kassam? Suları falan zehirletmek için. Ymiria'ya mühendislik de gider ya. Sırıtmaz. Sırıtmaz yani. Diğer özellikler boş kalır. En azından Ymiria'ya mühendislik de gider. Ama çok level alması lazım şimdi bu arada. Çok level alması lazım yani. Harun, ben o akşam 10'da falan açtım yayını ya. 5'e kadar buradayım ben. Ben de durabildiğim kadar burada dururum. Senin için bir kafi, iki çok. Balım, çok yorulursam öyle yaparım da şu anlık iyiyim ya. Şu anlık enerjim yerinde. Sonraki saldırıya katılacağım ama katılıyorum direkt. Save almak istedim önce. Son Gürcistan şehri. Türkiye görünüyor mu haritada? Balım, tabii ki. Şu an oynadığımız Cihat ve Haçlılar modu dünya haritasını kapsıyor. Bütün dünya yok ama Türkiye var. Bulgaristan var. Abbasi Halifeliği falan var. Haçlılar var kanka. Ve Haçlılar epeyce güçlü. Bu modda da şey var aslında. Skiller falan var böyle. Karaktere can basabiliyorsun, hel atabiliyorsun. Şuradan gidilecek, o yüzden hiç arkaya dönmüyorum. Can basıyorsun, hel atıyorsun, vuruş hızını arttırıyorsun. Batuhan Aslan katıl üzerinden aramıza katılıyor. Batuhan, hoş geldin. Desteğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Umarım keyifler yerindedir. Umarım iyisindir. Hayır ya. Niye sürekli aynı hataya düşüyorum? Dur. Koşabilirim, koşabilirim. Koşabilirim, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şu araların dolması lazım. Da mod artık güncelleme almaz ya. Zannetmiyorum. Biliniz var mı böyle? Modcu agalar güncelleme falan atıyor mu diyeceğim de. Anasını satayım. 10 sene oldu. Adamlar benim gibi hayatsız mı ya? Aga askerliğe gidip gelmiştir. Belki çoluk çocuğu olmuştur yani, anladın mı? Adamlarımı zıplatıyorlar. Şey değil mi? Hanımdan müsaade alıp bot güncelliyor. Mod güncelliyor. Çok teşekkür ederim efendim, iyi yayınlar dileğiniz için. Hoş geldiniz. Merhabalar. Sevgili Börü, katıl üzerinden aramıza katıldığın için çok çok sağ ol. Hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun, ben de size esenlikler diliyorum. Sahura kadar canlı yayındayız efendim. Muhtemelen saat 2'ye kadar, haberiniz olsun. 10'da açtım yayını ama sadece Warband geçince YouTube'a da yayını verdim. Katılım güzel aslında. Ben ilerleyemiyorum bu arada. Gene tıkandım kaldım burada. Adamın üstüne basıp geçemiyorum da. Dur, çıkacağım buradan, çıkacağım. Hadi bir zıplama daha. Gidemiyorum ki. Bütün Ramazan buradayım. Bütün Ramazan'da her sahur buradayım. Geçen sahurda yayındaydım. Ben Twitch'te yayın açıyorum efendim, biliyorsunuz. Şimdi Twitch, YouTube eş zamanlı iki yerde birden açmaya karar verdim. Ama iki chat'i de görebiliyorum, merak etmeyin yani. Hiçbir sıkıntı yok. Şeyi hatırlamaya çalışıyorum. YouTube Warband seviyordu da acaba şey seviyor muydu? Total War falan seviyor muydu? Geceleri Total War'da yapabilir miyiz acaba? Tabii Empire Total War oynayamam da gayrı. Beceremem. Oynayamam derken. Sevgili Börü, hiç sıkıntı değil.
Tamamdır. Ramazan'dan sonra da görürsünüz efendim. Allahümme ihmina min a'daina. Ramazan'dan sonra da görürsünüz. Hiç sıkıntı değil. Totallar deneyebiliriz ya. Deneyelim. Bir ara deneyelim. O zaman yarın şöyle yapalım. Simülasyon. Abi simülasyonda süpermarket simülatör var. Samet Güngör Light diye bir YouTube kanalım var. Sizi oraya yönlendirebilirim. Süpermarket simülatör oynuyoruz şu sıra. İnternet kafe simülatör 2'yi bitirdik. Anatürk Brick in the Mall var, böyle eski süpermarket kurma. Bir yenisi var çok hype'lanan, bir de eskisi var. Onları bitirdik. Disco simülatör falan var. Bol bol video atıyorum oraya. Bol bol dediğim şu sıralar atamadım da. Şey yapacağım yani, atacağım. Kutu işi de bir bakalım, köle tüccarı var mı diye. Tamam o zaman yarın hem Twitch hem YouTube eş zamanlı erken açayım. Hem Twitch hem YouTube eş zamanlı erken açayım efendim yayını. Ya erken dediğim saat 9-10 gibi. Hep beraber vakit geçirelim. Buranın aşağısında bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Ben burada köle tüccarı yok gördüğüm kadarıyla. Adam alabileceğim kimse de yok. Hala Tiblis'in kime bırakılacağı konuşulmadı. Belki bizim için şehir alabilmek adına bu bir fırsattır. Mesela Maraşerimizde çok fazla omuz omuza savaştık. Acaba şehrin bize verilmesini ister mi? Yanımda savaşmandan gurur duyuyorum diyor. Kars'ı ne ara aldık biz? Ben de sultanımı destekliyorum ya. Kars'ı ne ara aldık biz ya? Bir savaş daha vardı değil mi? Kimle savaştaydık başka? Benim kafa mı gitti yoksa? Hadi bakalım Samet. Türkiye haritasında Kars'ın yerini hatırla. Niye Kars deyince ben buraya baktım? Şey geldi aklıma galiba. Kayseri, Konya, Haçlılarla falan savaşta değiliz de. Biri ihanet falan mı etti? Kars hep bizim elimizde değil miydi? Yemin ediyorum coğrafya bilgim beni şu an batırdı. Köymüş lan. Kale bekliyorum ben de. Kike şey yapalım balım. Yok yok, kiki boşlamıyoruz. İftara doğru kik. Disco simülatörü ben beğendim. Video olarak var elimde, yükleyeceğim mutlaka. Benim kafa gitti. Niye ben Kars deyince buraya baktım? Coğrafya bilgisi sıfır çünkü. Başka bir devletle daha savaştaydık biz. Şimdi Gürcistan yıkıldı. Onun haberi gelecek birazdan. Gürcistan ve Kıpçaklarla savaştayız galiba. Papalıkla falan bir savaş durumu söz konusu değil. Tiblis'e gidelim. Aa, Tiblis yakınlarında kalabalık düşman grubu. Hayrola? 217 kişiyle gelmiş. Aa doğru, Kıpçak hanlığı buraya sürekli akınlar düzenliyor. Kik'te de yayın açıyorum efendim, evet. Yani bir ara yayın açtım Sabaton'dayken. Şu şekilde bir düşüncem var. Kik kanalım var bu arada, aktif. İştirak falan aldık oradan. Samet Güngör 2024. Tarih koymadan olmuyor. Yapamıyorum. Jayik TV abonemiz olarak aramıza katılıyor. Jayik TV hoş geldin, merhabalar. İftar yayınları Twitch Kick açılır. Sahur yayınları da Twitch YouTube. Mis gibi. Her platformda varım diyor. Ama kalabalık dediği 215 kişi olamaz herhalde. Rus'ta bir yakınlarında kalabalık düşman grubu. Hakikaten bunları diyor galiba. Ya da benim göremediğim daha fazla adam var bir yerde. Dalarsan gelirim. Salarsan giderim. Lan ne oluyor? Kazara Trabzon Rum İmparatorluğu'na bireysel olarak savaş ilan ettim arkadaşlar. Evet. Kazara bireysel olarak savaş ilan ettim. Ben nani yedim galiba ya. Ya hiçbir şey olmaz. Bir şey diyeyim mi? Ya akıllara şu soru geliyor. İmparatorumuz niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor? Abi Kazara klikledim ya.
Sevdili 957. Kesene bereket, teşekkür ederim. Akıllara o soru geliyor. Niye her platforma dağılıyorum biliyor musun? Twitch'i kapattılar ya bir ara. Erişim engeli yedi. Bir hafta erişim engeli yer mi ya? Bir hafta erişim engeli yedikten sonra şey dedim abi, yayılmak zorundayız. Yani başka bir seçenek yok arkadaşlar. 11 senedir ben Twitch'teyim. 11 sene. İstisnasız söylüyorum bak. Ya Twitch Türkiye'den önce ben vardım. YouTube Türkiye'den önce de ben vardım. Ya 10 izlenirim, 5 izlenirim. Orası mühim değil. Ama şu, yani 11 senedir emek verdiğim yer aniden kapandı. Ve yani açılacak mı açılmayacak mı bilmiyorsun. Bu saatten sonra ne yaparım bilmiyorsun. O sıkıntılı bir konu. Hoş geldin bebeğim. Kocam da kocam. Oh, hoş geldin hayatım. Kaşamda kaşam. Şasının gürü. Krizinden bir tanesi. Çok 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 çok. YouTube Twitch eş zamanlı açtım balım. Niye? Madem dedim varbant yapıyorum, gece varbandı. Altta batsam bana da iyi olur aslında. Arkadaşlar bir altta batmayı deneyeceğim. Helal edin, çökerse çok uzun yükleme ekranı. Hoppa. Evet, save alıp öyle altta battım. Ya dediğim gibi dostlar, yani imparatorumuz niye böyle çük çük işlerle uğraşıyor? Olur. Daha iyi olur. Bu arada bütün Gürcistan Krallığı yok edildi. Bir şey diyeceğim. Ben Trabzon'un imparatorluğuna madem teke tek daldım. Konya'yı bunlar elimizden almıştı ya. Gideyim bir bakayım Konya'yı tekrardan Selçuklu topraklarına katabilecek miyim? Hem eğer Konya'yı tek başıma alırsam ve Konya'yı tek başıma aldıktan sonra sultana dersem ki burayı bana ver, bence verir. Benim ilişkiymiş aşkım. Ya dışarıda ya da kalmada. Sıkıntı yok gülüm. Daha iyi oldu. İyi yaptın canım. Niye diyeyim? Hadi biraz zamanı hızlandıralım. Gerçi kenarda köşede bir köle tüccarı var mı diye baksa mıydım acaba? Vermezse. Abi burada da isyan yapmayalım. Sevgili Doğukan hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sadece paylaştın mı? Sağ olasın. İki kanala paylaştım aşkım. Hepsini ayarlamadım ama ayarlayacağım. Bugün yatmadan ayarlayalım onu. Tamam. Olur bebeğim. Yani hepsini güncellemişsin aşkım, gördüm. Şey yapacağım, video ayarlayacağım Ramazan'a göre. 259 asker var içeride. 410 adam var burada. 410 adamı biçebilir miyim bilmiyorum da. 210 askerli Konya'yı alırım, 259 askerli. Bunu maçam iyi olan. Şimdi şöyle yapacağım. Ben burayı kuşatırken kafama çökmesin diye. Ben şimdi bu adamların kazara devriyesini kestim. O yüzden bunlar da beni kesecek. Orası belli. Şu 410 adamı haşlayalım. Bu arada merak etmeyin. Bu kılıç at üzerindeyken o kadar fazla alan vurmuyor. Yani o kadar fazla değil, hiç alan vurmuyor. Bireysel olarak bunu patlatıp direkt Konya'yı almaya çalışacağım. Hayatım şöyle. Eğer alan vuran kılıç alırsam çok kolaylaşıyor oyun. Herkesi biçiyor. Ya yani mesafesi yok. Hatta yayında da gösterdim. Dağlık bir yerdeyiz. Üste merdiven var. Adamlar merdivenin üstünde. Ben dağın altından bunlara sallaya sallaya kesiyorum böyle bütün orduyu. Lan dedim, ana adam yıllar sonra gelecek yayına. Babuş efendi ne yapıyor, bir varbant izleyek diye. Bir bakacak, hani bu varbant değil. Yok, isyan yok kral ya. Aslında herkesi saldım biliyor musun? İsyan etsem de kendime adam akıllı ordu kurabilirim, şey yapabilirim de. İsyan etmeyelim be baba. Bir kere bitirelim ya. Selçuklu serisinde şey, Cihat ve Haçlılar'da hiç oyunu bitirdik mi hatırlıyor musunuz? Sadece Saltanat-ı Selçuklu'da ben bütün diyarı ele geçirdim diye hatırlıyorum.
Bu arada gördüğünüz gibi dostlar, at sırtında bir bozukluğu yok silahın. At sırtında bir bozukluğu olmadığı için kullanacağım. Kale savaşlarında kullanmayacağım. Mümkün mertebe dengeli oynamaya çalışıyorum. Warband'la sahura doğru. Aynen öyle. Warband adam ya. Bak hiç bitirmediysen bu sefer bir bitirmeye niyetlenelim. E bir yandan Bannerlord'da da şey var zaten. Avrupa 1100 modu var. Bu da mı çift el silah olarak geçiyor? Vay be. GTA videosu. GTA San Andreas serimiz var. Yarın paylaşırız. Bakayım kuzum. Tamam gülüm. GTA 5 oynadım. Onun da şeyi var da. Hiç hikayesini falan oturup oynamadım. Genelde multisinde arkadaşlarımla beraber işte sumodur, şudur budur onları oynadım. Ama GTA San Andreas Definitive Edition serimiz var. 9 bölüm falan oldu, atacağım kanala. Nereye takıldım ben? Görünmez dallara. Piyadelerin yoğun olarak toplandığı bir yer görsem... Yapıştıra... Aha. Keşke başka bir şey isteseymişim. Piyadeler yoğun olarak orada da. Wormtol 19. ayın kutlu olsun. Bizim bombe oraya yetişecek mi? Bütün bombeleri salladık. Bakalım işe yaradı mı? Yaramamış. Başka soru. Yaramamışız. Sorma. Ben de 12 level olamadım daha. Ama 11 olan bayağı arkadaş var. Aşkım 7 tane adam... 7 tane adam gibi adam. 11'di. Onlar 12'ye kasıyor. Onlar 12'ye kasınca 14 olacak. Ben de 12 olurum. 15. 15-20 kişi olduğumuzda kampanyayı salarım ya. Daha fazla 11 level görürsem olurum da tabii, şey beklerim de. Aleykümselam Wormtol, hoş geldin. Hayatım ellerine sağlık. Bütün videoları düzenlemişsin, gördüm. Gördüm. Bugün ekstraya güzel çalıştım. Great War. Maaş istiyorum adam, maaş. Tamam. Tamam. Ama dükkan senin. Ya nerede benim? Bütün havalıklar bende. Dükkan senin. Moongame iyi yaptın. Keyifli seyirler. Sevgili Alp, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. İyi sahurlar efendim. Onun bize sözü vardı. Sözde evimizi dekor edecekti de bir şey yapacaktı da. Kim evimizi dekor edecekti de? Moongame. Moongame. Bunlar da kokuyor ya. Shift up gözüküyor mu Warband'da? Deneyen balım. Yok, taba bastığım için direkt şey oldu. Gözüküyor mu shift up'ım? Aleyküm. Anlama selam. Çalışmaya devam. Evet, hatırlıyorum. Tamam, gözükmüyor demek ki. Hatırlıyorum. Eskiden fazla şikayetleniyordum. Ama şu an şikayetlenecek bir şey yok. Keyif alıyorum ya. Ama bak, bir hedefimiz var. Konya şehrini... Trabzon Rum İmparatorluğu'na kaptırdık. Kaptırdığımız şehri geri alacağız. Hatta geri alınırken bize verilmesi için sultanımıza bir bildiri yayınlayacağız. Bildiri. Yani bize verilmesini rica edeceğiz. Başka bir şey yapamayız zaten. Bakalım, yani bize verilirse güzel olur. Hallettim ben evimi. Oğlum dilediğini yazabilirsin. Beyler bir saniye, bir kayıt, alt tab, kamera.
Çok riskli lan. Çok riskli yani. Her an çökebilir, anlıyor musun? Video ne kadar olmuş? At at at. Biraz daha altta bat. Biraz daha altta bat. Konya'yı alalım. İlk bölümü öyle sonlandıralım. Sonra bir tur daha gideriz. Su kaynaklarını zehirle desem. Taktik yeteneği lazımmış bak. Chat'ten bir arkadaş mühendislik demişti. Duvara saldırarak hallederiz ya. Buraya desteğe de gelemezler. Buraya desteğe gelene kadar. Karısı kendine verdi, tamam. Karısını kendine verdi diye okuyacaktım. Abo. Arkadaşım biri de şey aşkım. Düşmanın ordu gücünü şey diye okumuş. Düşmanın ordu çoğunluğu mu? Düşmanın ordu kalanı mı? Öyle bir şey. Düşman orospu çok. Lan dedim Özgür çok yaşa ya. Aa, bir saniye. Savaran Blade'le girdim. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Geri çekileceğiz. Kuşatmayı kaldıracağız. Çok aşırı kolaylaştırıyor çünkü. Girerim tek atarım yani. O esnada da destek gelir. Benim bütün şeyler suya düşer değil mi? Geldi bile. Geldi bile destek. Geldi bile de bize doğru yönelmedi garip bir şekilde. Arkadaşlar Savaran Blade öyle böyle değil. Acayip bozuk. Yani saniyeler içerisinde alır şey yaparım. Manın. Evet. Sevgili hocam inşallah üniversite sınavında umduğunuz başarıyı yakalarsınız. Hayatımız bir 3 saate bağlı değil arkadaşlar. Bunu unutmayın. Değil mi aşkım? Bir günde 12 saat ders çalışan ben. KPSS kaç saat sürüyordu peki? 12 saat hep sürüyordu zaten. Şimdi günde. Yok yok, sınav olarak kaç saat süre O da 3 veriyorlardı? saat. O da O mı da 3 3 saat? buçuk. 2 bu ya 2,5 saate bağlıymış. Abi inşallah iyi bir üniversitede eğitim alırsınız. Ya Gerçekten. bir şey söyleyeyim, şu devirde okul hafif hayalinde işi gerçekleştirir. Onun için ekonomi lazım. Borsaya gir, principal. Yatırım Bir de tavsiye de verelim aşkım. Başlamışken bir kayyum gelsin oradan bize. Şuradaki okçular beni mundar etmeden. Ya orası öyle de okulun bölümüne göre de değişiyor kardeşim ya. Aa bak benim okuduğumdan gerçi bende de şey Aşkım diploması sen de kaç tane sertifika vardı? 32 tane mi sertifika vardı? Ben istedim arkadaşlar. Benim kaç sertifikam var biliyor musun? Sıfır. Diplomam üniversitede amına koyayım. Gidip almadım diplomayı. Ve 32 sertifikam var. Eğitim sertifikam var. Öğretmen sertifikaları var. Var Allah var. Ve bana diyorlar ki nana. No. Ya ben size gittim. Aslında çok düşük puanlı ama güzel bir puan aldım. Gerçi son 4 ay çalışamamıştım bazı sağlık sebeplerinden ötürü. Güzel puan aldıydın aşkım ya. Aşkım ben o son 4 ay bir bastırsaydım var ya benim 86 oldu. Hayat sana bastırıyordu, ara orayı karıştırma. O ara hayat seni presliyordu. Slipolich 29. ayında efendim, teşekkür ediyorum. Geçen sene bir arkadaş gelmişti. İşte kız arkadaşım var, dersler odaklanamıyorum ne yapayım. 12 saat ders çalışıyordum abi ama. Ayrıl kan. Ayrıl kankam yok. Ayrıl değil. Abi derslerime odaklanamıyorum. Kız arkadaşım var, ne yapmalıyım? Ayrıl kanka. Ayrılmak çözüm değil. O dengeye oturtabilirsen mutlu olmam. Elimde satırından dolaşıyorum dayı, satırından. Sen ne yapıyorsun kral? Düşüyor mu, twerk mü yapıyor sence? La ilahe illallah. Bence horon tepki. Horon eşliğinde şey değil mi, böyle kale fethi? Lan dağcı falan mı şey yaptınız ya? Bak sana bir tavsiye. Yaptığım en güzel stratejilerden biriydi. Sana değil. Üniversiteye hazırlanan arkadaşımıza. Dershaneye gidiyor musun bilmiyorum. Gitmiyorsan da boşa para vermene gerek yok. YouTube denilen bir icat var. Beni izle kanka. YouTube'a giriyorsun, belirli hocalar var, isim veremiyorum. Veririm aslında da niye reklam yapayım?
Yapmıyorum. Neyse giriyorsun. Konu zaten video çekiyor yarım saat süreyle. Konuyu dinliyorsun. Yaprak test alıyorsun. Soru bankasına hiç gerek yok. Yaprak test. Bir şey anlatıyorum ama. Ama yaprak test. Soru bankası yaprak test ve yapabiliyorsan hani indirim kovala belirli sitelerde bir sürü indirim oluyor. 3-4 tane farklı yayını yaprak testini al. Hepsinden bir test çöz. Zaten 4 tane aldı 4 test yapar. 20 sorudan ne yapar? 80 soru yapar sadece bir konu için. Ondan sonra başka bir konuya geçiyorsun. Hem yazıyorsun hem dinliyorsun hem çalışıyorsun. O konu artı önceki konuyu tekrar ederek 80 artı 80'den 160 soru çözüyorsun ve böyle böyle o soru sayısı yükseliyor. Sonra mental seyiriyorsun, vücuduna yaralar çıkıyor. Bunalıma giriyorsun, hayatı sorguluyorsun. Başarının sırrı budur. 12 saat çalışmak. Efendim sevgili Ramazan Bobali 8. ayında çok teşekkür ediyorum ve sevgili Doğukan da 110 lira göndermiş efendim. Kesenize bereket. Hayırlı Ramazanlar öncelikle ODTÜ düşünüyorum hocam. Sosyal medya üzerine uğraşıyoruz. Biraz Ankara'ya gidince seninle podcast veya muhabbet yayını yapmayı çok isterim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim ama size karşı dürüst olayım çok donanımlı bir insan değilim. Yani konuşabileceğimiz konu sayısı sınırlıdır o konuda. Ve fikirlerimin de çok değerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama hani karşılıklı olarak rast geldiğimizde bir çay içelim, sohbet edelim dersen eyvallah. Ona her zaman varım ama podcast ne anlatayım abi? Ben biliyorum. Ne anlatayım? Evlilik sonrası kredi kartı borçlarımı mı anlatayım? Şeyi mi anlatayım hani böyle? Aslında boş bir insan değilsin aşkım ya. Hayat görüşün çok güzel. Tonk tonk diye ses. Seviyorum seni bebeğim. Moongame, kesene bir kez çok teşekkür ederim. Abi sen öz abim gibisin, tek çocuğum, seninle büyüdüm. Sağ ol gizli kahraman. Canımsın. Teşekkür ederim. Abi ben de sizle büyüdüm ya. Oğlum, sizle büyüdüm, sizle kafayı sıyırdım. Sizle kafayı sıyırdım derken hatırlıyorsunuz değil mi benim şey dönemleri? Uçana kaçana salladığım dönemleri. Neyse ki sen varsın aşkım. Kafayı yediydim böyle. Herkese sarıyordum. Aşkım ben de derste saydığım zaman sen de şifa buldun. Şifa. Oy kuzum benim. Bu arada Konya bize verilirse dadından yenmez ama etrafta çok fazla şey var. Ben Han'a girdim. Bu arada girdim değil mi? Bir de paranım shift up dedi. Tamamdır Baran'ım. Senin kararın ne yönde olursa balım. Öyle yapalım. Bir babuş iki taklacı. Ya güzel zaman geçirdiysen ne güzel abi. Keşke mesela bütün çocukluk kahramanlarımız Trabzon askeri niye aldım ben? Onların moral yerlerde olur şimdi. Handan paralı asker alalım. Bir de benim şunları satacak bir şeye ihtiyacım var. Bizans'ta savaşta değiliz aslında. İzmir kuşatıldı mı, bağlı mı onu bilemiyorum. Bir handan adam bulup şey yapmak lazım. Köleleri falan satmak lazım. Paralı naft atıcısı gel. Yukarıdan sandık düşüyor. Aklına girdi. Hayatım çünkü bu yukarısı şey olarak ayarlı. Yanılmıyorsam Konya şehrinde de sandık vardı. Buranın üst katında. Herhalde o sandıktan dolayı düşüyor bilmiyorum ama. Abi ben mi Alaaddin Keykubat mı? Seni seçiyorum şu an. Alaaddin Keykubat bana yüz bit mi attı? Atmadı. Harcarım yani sultan multan dinlemem. Aa bak burası da şey sandık. Ama bizim bütün eşyalar Diyarbakır'da. Diğer farkları yok ama en İstanbul'a doğru bir git gel yapacağım. İnşallah orada köle tüccarı vardır. İstanbul'a git gel yaparken umarım patlamayız. Bu aralar o kadar çok işimiz var ki okulda proje üzerine proje veriyorlar. Belki şimdi 7 kişilik bir ekiple freelancer işine giriyoruz. Ama ne istersen bakarız yani. Ha, sana diyor hatun. Dersler konusunda pek sıkıntı çekmiyorum da depresyon konusu beni biraz sıkıyor. Netlerim ortalamanın üstünde, yüksek bir sıralama hedefliyorum fakat hiçbir halttan tatmin olmuyorum. En büyük hata biliyor musun? Bak şöyle söyleyeyim. Benim KPSS'ye çalıştığım dönemler benim vücudum yara içindeydi. Stres, sıkıntı, yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Biraz yüksek sesle aşkım. Sağlık sıkıntıları. Ben seni bağırarak konuşamıyorum ki aşkım. Filtre var uzun duymazlar. Duyar mı? Dibindeyim ya. Yani
Hedeflerim için çalışmak, kitlenmek güzeldir. Sana zarar veriyorsa güzel değil yani. Bir yerde riske giriyorsun. Bomboş bir tong sesi çıkarayım mı böyle? Kolay gelsin bu arada ya. Evi hallettik çok şükür. Evin haline baktım da bir an. Evin halinde bir şey yoktu. Her yerde yatak var. Aşkım yaklaşık 30 gün sabaton yaptık. Her yerde uyudum, ne yapabilirim? Ne yapayım? İzmir'e giremem bu arada kuşatma altındayken. Au! Trabzon Rum İmparatorluğu Selçuklu'ya savaş ilan etti. Ve bundan ben sorumluyum bu arada ya. Bundan ben sorumluyum. GTA 6 çıkınca kankam PC'ye çıkmayacak ki ilk başta. 2025'te PlayStation 5'e çıkaracaklar ve bende PlayStation 5 yok. Ve bir tane oyun için temin edeceğimi düşünmüyorum şu dönem. Ya belli de olmaz. Belki ileride şey olur da. Karının kredi kartını patlatırsın aslında. Evet. Arkadaşlar bankaya giriyorum. Beni sopayla kovalıyorlar, tamam mı? Böyle yüksek risk grubu denen bir şey varmış. Ben yüksek risk grubundaymışım. Beni tanımıyorlar. Yani tam anlamıyla karı parası yersin. Evet, tam anlamıyla karı parası yiyorum ya. Beni tanımıyorlar. Bir kuruş bile kredi vermiyorlar bana bak. Bir TL bile. Eşimin kredi kartı var. Eşim işsiz olan ve yüksek limitli kredi kartı var. Aslan ben 6 senedir onu ödüyorum. Harcıyorum, ödüyorum. Harcıyorum, ödüyorum. Ödeyemediğimde battığımı sevindir sana. Bizim kredi kartımız aşkım. Komünizmi benimsedim şu an. Bizim kredi kartımız. Öderken de senin kredi kartın. Öderken senin kredi kartın. Hayır senin. Benim mi? Evet. Aa, teşekkür ederim. Komünizm yıkıldı. Ah be, Sovyetlerin dağılmasından anlamam lazımdı. O bir ipucu olmalıydı. Drop olmaması lazım kral. Çünkü turbo aldım. 100 megabit upload'ım var. Oy. Köle tüccarı. Ne olur. Kapitalist sistem. Ah be abi. Yıkıldığından anlamalıydım. Ya bu arada arkadaşlar işin şakası bir yana şey, yani bunun ben sıkıntısını çok çektim. İster istemez evlilik dönemi şey, hani her zaman için yanında nakit bulunduramayabiliyorsun. Samet istifa. Bu arada ben istifa etsem hiçbir şey etkilenmez, biliyor musun? Her şey hanıma bakıyor zaten. Temizlik, bulaşık, çamaşır, video düzenleme, video yayınlama, planlama, programlama. 8 tane iş var. Hı hı. Maaş beklentinizi öğrenebilir miyim peki? Nasıl bir ücret alsam yeterli? Yanlış cevap, vermeniz demeliydin. Ha evet, verdiniz. Dırır. Şey, maaşınıza ne kadar zor isterseniz vermenizi. Vermeniz. Arkadaşlar bu arada köle tüccarı ararken helak oldum. Yani adamlar gidip Konya'yı kuşatsa nasıl kurtaracağım şu an bilmiyorum. Kaldı ki sultan beni gördüğü yerde bir söver büyük ihtimalle ama. O kredilendirme sistemi çok tuhaf ya. Bilmem kaç bin lira kredi çekiyorsun. Aylık ödemesi gerçekten maaşını geçiyor insanların. Bana da maaşımın 25 katı kredi teklif ediyorlar. Ya... Beni artık bankaya deli diye almıyorlar yani, güvenlik sopayla kovalayacak. Artık ben de istemiyorum zaten. Diyorum, karım bana bakıyor. Karım bana bakıyor yani. Kardeşim artık siz kaybedersiniz yani. Ya aşkım ben işsizim, biliyorum değil mi? Ya işsizim derken ev işlerinden veya senin işinden bahsetmiyorum. Ben nasıl yani, ben sana nasıl bakıyorum ya? Evet, az kaldı, sabret. 63'ümde emekliliğe olabiliyorum. Primi doldurdum da... Lan benim yumurtam yok lan. Bak primi doldurdum, gün bekliyorum, rahat ol. Bak. Ben nasıl yumurta yaparım, sana teşekkür ederim. Bak rahat bu ol. Bu adamdan hayır yok. Rahat ol, ben primlerimi... Bak primlerimi bitirdim. 63 yaşında emekli oluyorum, rahatlayacağız ama. Aşkım kaç yıldan beri ödüyorsun? Sigortamı. Herhalde 5-6 senedir ödüyorum ya. Ben şimdi ödemeye başlasam, sen 60 kaç yaşında emekli oluyordun? 63. 10 senede 73 yaşında da ben emekli olacağım. Kimeyle, kim olur? Yok ki, yaşa takılıyorsun, yaşa yaşa. Prim şey yapıyor. Prim doluyor, prim bitiyor. Güvenlik seni niye kovalıyor? Ya yüksek risk grubunda olduğum için banka beni tanımıyor. Ben de diyorum ya, siz kaybedersiniz abi yani.
error verdi. Birazdan oyundan atacak. Onu haber ediyor. Birazdan şu fight'i yapalım. Bir save alalım dostlar. Sopayla kovalıyor falan. Mübalağa ettiğimi biliyorsunuz değil mi? Aha, öyle bir şey olsa zaten şu... Aha, Trabzon askerleri bug'lı. Baksana hepsi kara kara giyinmiş. Arkadaşlar şimdi bir şey var. Samet kendi işini yaptığı için diyorlar ki sen değil çalışanın gelsin. En azından bir maaşı var. Senin ne alacağım belli değil hani. Ya telefonla arıyorlar. Adamlar diyor Samet Bey post cihazı verelim. Tamam da diyorum ben bir şey satmıyorum hani. Niye bana post cihazı vereceksin? Olsun lazım olur al. Yani yolda karşılaştık abi fotoğraf post cihazı uzatacağım böyle. Kardeşim çekiyorum. %2 de komisyon oluyor kusura bakma. Fişe ne yazacağız? Bir tutam kahkaha. Espri yaptım güldü. Abi bedava yok abi posta gezeceğim elimde. Bu arada tekşürler mekşürler boku yedi fark ettiniz değil mi? Birazdan çöküyoruz tutunun yani chat. Ondan sonra arıyorlar. Samet Bey'e kredi kartı verelim. Verin. Veremiyoruz. konuşuyor. Diyor ki bana müdürünüzü bağlar mısınız? Haydi. Hanım evde değil ama. Müdürümü nasıl bağlayayım amına koyayım? Müdürüm yok ki. Oyun çökecek. Tekçür yüklenmiyor Samet'im. Trabzon Rum İmparatorluğu bug'lı. OnlyFans'ta Warband yayını mı? Her kaybettiğin savaşçı soyuncan herhalde. Ooo! Ama Onur Cavit'leri göstermek. Her kaybettiğin savaşta soyunmalı. Kardeşim beni yalnız bırakma. Nereye gidiyorsun Baran'ım? Beni adamdan saymıyorlar ya. Hinti Panda abonemiz olarak aramıza katılıyor ama herhalde bu... Abinin normal hesabı değildir ya. Tuna abinin hesabı bu mu? Ben okurum kardeşim ne yapacaksın sana. Tuna abinin gerçek hesabı mı? Abi Sabaton bitti dün gece 2 gibi bitirdik. 750 saat kadar sürdü. Ben bilmiyorum Tuna abi şeyde YouTube'da yayın yapıyor ya Twitch'te herhalde başka birinin ikiyle gelmiştir diye düşündüm. Abi hoş geldin teşekkür ederim. Sağ olasın nasılsın abi keyifler yerindedir inşallah. Ya, Tuna abi YouTube'da yayın açıyor çünkü. Ondan dedim acaba hani gerçek hesabı mı diye Tuna abiymiş tamam. Bitti olduğuna göre orada. Bannerlord başlayacağım. Baktım Warband oynuyorsun geldin. Abi senin Bannerlord serileri efsane zaten. İstersen mod falan şey yapabilirim abi. Benim bir mod paketim var. Link atabilirim. Avrupa 1100 modu Avrupa haritası. Biraz çöküyor. Yükleme ekranı falan uzun ama. Hoşunuza gider gibime geliyor. Hani Selçuklu, İmparatorluğu falan filan var. Gerçi sen işini bilirsin abi hani benimki şey değil de. Belki hoşuna gider. En son Saimura çevresinde geziyordun. Abi ben bayağı ilerlettim ya. Twitch'ten video kaydı alıp şey yapıyorum ya. Yüklüyorum böyle 4-5 video hep geriden geliyor. Sevgili Ramazan Mübarek çok teşekkür ederim bu arada. Desteğin için çok çok sağ ol. 8 yıl önce videoda anlattığın osurma hikayesini tekrar anlatırsam 1000 lira. 8 yıl önce anlattığın osurma hikayesi ben nerede osurdum ki? Ben yok o ben değildim işte sıkıntı orada. O ben değildim. İlk yeni eve taşındığımız zaman... Hatırlıyorum yok hatırlıyorum şimdi koparırım Ramazan'ı bulduğumu koparırım şimdi. İlk yeni eve taşındığımız zaman karşı komşu sürekli et yemeği yiyordu. Çok iyi hatırlıyorum çünkü o evin banyosunun şeyi havalandırması birbirine bakıyor. Yani herif ne yerse bizim içimizde. Karşı komşun
Asansöre osurmuş herifin osuruğunu kokusundan tanımıştım. Onu diyorsan, hatta asansöre kim osurduysa gidip kapısına halledeceğim de demiştim, hatırlıyorum. Bahsettiğin anı buysa. Asansör diyorum. Asansör, evet evet, adam asansöre halletti. Asansörü diyorum ben de. Çok teşekkür ederim Agagan, sağ olasın. Kapısını hallettim mi? Hayır, öyle bir şey yapmadım. Arkadaşlar, kimsenin kapısına bırakmadım. Şimdi buna bir açıklık getirelim. Yani çünkü o apartmanın babam apartman yöneticisi. Sizin oğlan kapının önüne. Bunu da duymasın adam şu yaşından sonra ya. Ama bak, sizde şey var. Benim anlattıklarımı mixleyip bir şeyler yapma huyu var. Mixliyorsunuz abi. Şeyi anlatıyorum hayatım böyle. Lise zamanlarında işte sınava hazırlanırken falan arkadaşımın biriyle gidiyordum. Ya işte yanımda olman çok anlamlı, teşekkür ederim falan filan. O ara logar patlamış. Ya bura bok mu kokuyor dedi. Benim söylediğim hiçbir şeyi takmadı. Bura dedi bok kokuyor ya. Ama lan eşek, o kadar iltifat ettik, şey yaptık, yok. Onu şey diye çevirip anlatıyorlar mesela. Abi hatırlıyor musun? Lisede işte sınava hazırlanırken osurmuştun. Bok kokuyordu ortalık falan. Çok mixliyorlar. Tamam, çok bokta o muhabbete girmeyelim aşkım. Siz bilirsiniz, siz bilirsiniz. Siz kaybedersiniz ha, ben bir şey kaybedersiniz. Sevgili Ravalon, şu unutulmamalıdır ki benim asla yapmam dediğim her şeyi yaptım. Full HD. O yüzden demiyorum. Sevgili Ramazan Mübarek, çok teşekkür ederim. Bir fantazi veya sıçma hikayesi anlat o zaman. Güzel bir şey olsun. Güzel ya, o ne ya? Fantazimi anlatırsam bir daha birbirimize aynı gözle bakamayız Ramazan. Neler diyorsun? Bir daha birbirimize aynı gözle bakamayız kanka. Hayır, ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim, ona göre şey yapsın. Aa, sıçma hikayesi çok sıçma sayılmaz da şey olmuştu. Lise bittiğinde bu arada ben fight bekliyorum. Trabzonlu İmparatorluğu'nun dalmasını bekliyorum ve video biraz uzun olacak ama uzasın. Önemli değil. Lise bittiğinde bir tane restorana çalışmaya girmiştim. Beni komi olarak işe aldılar ve aşağı yukarı her gün böyle 400-500 tane falan bardak siliyorduk, tamam mı? Ve bana şey geliyordu böyle, lan zaten makine yıkıyor bardağı. Bir de üstüne ben niye siliyorum? Bir ara 200-300 bardak sildim o gün. Ondan sonra kalanını öylesine dizdim. La dedim, anasını satayım, 300 tane bardağı kim kullanacak, içecek de bunlara sıra gelecek falan diye. Sıra geldi abi. Sıra geldi. Ve bardakları şu yüzden siliyormuşuz, makine leke leke çıkartıyor. Bizim şef garson geldi, tam servis yapacak böyle. Samet dedi, bu ne? Silmedin mi? Dedim sildim. Bu silinmişe benzemiyor dedi. Yalan söyleme. Dedim sildim ama birkaçını atlamış olabilirim. Birkaçını derken dedi, rafı bir gösterdim böyle. Orada insan utanıyor tabii, şey yapıyor. Çünkü sonuçta sana verilen bir görevi yerine getirmedin ama dükkan küçüklüğü. Dedim 300 tane bardak içemezler. Yani düşünüyorum böyle, hesap ediyorum. Diyorum ki içerlerse gırtlaklarını falan böyle. Kimsenin gırtlağına da bir şey yapamadım. İçtiler de. Allah var, kimse bir şey demedi. Biraz kurumsal bir yerde de şef garson falan kızmadı. İki şef, işte şef garson, garson, ben, üçümüz kalan bardakları sildiydik. Maksimumu bu. Çok özel şeylermiş. Çok özel şeyler. O sıçma hikayesi değil. Ya başıma gelen en ilginç olaysa anlatmayacağım onu. Hoş geldin. Hoş geldin sevgili Tanrı yok edici. Merhabalar. Kral, şimdi senin nickler biraz sakat, biliyor musun? Azıcık bir arada sıkıntıya girebiliyor. Al işte.
Orduyu terk edenlere falan da musallat oldum bu arada. Hani Furkan soruyor ya. Ya Furkan bilerek soruyor ya. Bile diyor işte. Ramazan Bey memnun oldunuz mu efendim? Sıçma hikayesi tatmin etmedi galiba ama. En maksimum oydu kanka, orada utandım, ne yapayım. Ben dedim bir iş yapıyoruz, düzgün yapalım falan filan diye. Efendim kardeşim. Efendim canım. Dostlar bu arada birazdan save alalım. Ya da bir saldırı daha planlayalım. Yani bizimkiler ordu kaldırmış mı etmiş mi? Tavşan oynuyor ha, ne oldu? Ne güzel ne güzel. Başıma gelen en ilginç olayı mı? Anlatamam abi. Düşünme. Anlatamam. Karıma anlattım ama size anlatamam. Ya kocamın travmalarından vurmayın lütfen. Hiç uyuyamıyor sonra. Ramazan Bey'i tatmin edemedik galiba. Ben sana özel olarak anlatırım kardeşim. Lütfen anlat. Sana anlatalım bana hanım da. Abi anlatamam. Gerçekten çok şey. Ya ve şey dersin yani ulan. Hadi oradan diye. Moongame chat'i görüyor tabii ki. Bütün chat'leri görüyoruz şu an. Biz yabancı mıyız? Yo, estağfurullah. Yabancılıktan değil de anlatılacak şey var, anlatılmayacak şey var şimdi. Sayın arkadaşlar, dediğim gibi Konya'yı aldık. Henüz burası kimseye verilmedi. Zira henüz Tiblis sahibini bulmuş. Bana kimse sormadı. Kralın yanına gidip bir soralım mı abi? Lord'un yanına gidip bir diyelim. Abi kime vereceğim burayı? Aşkım. Bana verir ama muhtemelen ya. Direkt ünlem Discord yazıyorsun. DC yazınca çıkmayabilir. Evet, ünlem Discord yazmanız gerekiyor. Kıbrıs Krallığı'nın elinde efendim. Sultanımız Alaaddin Keykubat nerede acaba? Bilmiyorum. Efendim yavrum. Ben sen su istiyorsun diye su verdim, diğer telefon koydum. Su istemedim ki. Ne bileyim, böyle aranınca yani. Madem su içtim de al yavrum. Suyumu verir misin? YouTube'da Discord yazmıyor. Şeyde var, yayının açıklama kısmına bakar mısınız? Size zahmet. Yayının açıklama kısmında link olması lazım. En son nerede görüldüğünü bilmiyoruz bu arada. Mutlaka birilerine sormamız lazım. Yo yo, YouTube chat'i için diyor arkadaş. YouTube'da alabilmesi için şey yapması lazım. Hı-hı. Açıklama kısmında ekli duruyor. Erzincan yakınlarında kalabalık düşman grubu. Bayburt yakınlarında, Diyarbakır yakınlarında. Ne kadar kalabalık peki ve kuşatma mı yiyeceğiz? Onu bir öğrenmek lazım. Bannerlord'da mod nasıl kuruluyor? O çok karışık, biliyor musun? Onu ben de beceremeyebiliyorum. Köylü çiftçilerle Trabzon devriyesi takışıyor orada. Devriye işi halleder. 250 asker. Benden kaçıyor 270 asker. Şöyle bir daha save alalım. Çok çöküyor dostlar yani. O yüzden save almak lazım. Kuşatma yapmaya falan gelmemişler. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Herkesle ilişkim iyi. Muhtemelen kendi krallığımı kuracak olsam baya baya adam gelir bana. Abi Nikin efsane hanım köylü. Evet. Tuna abi uğradı. Sağ olsun ama ben çok lafa daldım galiba. Bir şey kaçırmadım diye düşünüyorum bana ama. Ya yazdık, baktım bütün yazılanlara. Uğramış çıkmış olabilir. Bombaları verimli kullanacağım. Ya Bannerlord'u modlamak dediğim gibi gerçekten baya baya bir şey. Ya modları alt alta hizalaman gerekiyor. 4-5 tane mod şey yapman gerekiyor, kurman gerekiyor. Harmony modu var. Harmony modunu kurman gerekiyor. İşte Harmony Better Lip falan. Serkan tek tek yazıp anlatıyor zaten hayat. Uyan papağan. Geldik mi gecenin o saatine ya? Abi göt kıllarımı nasıl alabilirim diye soruyor. Yok, burada şey demen gerekiyor aşkım, bu tuzak soru.
Evini temizleyen misafir bekliyordur. Erkek adam arka kapı temizlemez. Oha aşkım ya. Öyle demen gerekiyor. Jargonu bu değil mi? Ayıp ya. Jargonu bu değil mi ama? Aşkım çok ayıp. Doğru ama jargonu bu. Tuzak soru bu aşkım. Yani kıldığımda sinemadan ne mi derdim sonra? Hayatım tuzak soru bak bu. Bebeğim bak bu tuzak soru. Ben desem ki şöyle şöyle temizliyorsun kardeşim diyecek ki adam. Evini temizleyen misafir bekliyordur abi gelen mi diyecek. Bu tuzak soru. Samet çok pis insan yemin ederim. Abi tuzak soru ben sosyal medyada senelerdir buradayım ben ya. Beni kandıramazsınız abi. Zamanında çakmakla yıkıp sonra su dolu bir yere oturuyormuşsunuz. Çakmakla yıkıp su dolu yerine. İyi bir yöntem değil gibi ama. Tavsiye edilmez. Önerilmez. Senden tiksiniyorum. Ya abi bu tuzak soru. Tuzak soruydu ya. Aşkım olan bir şoku uğrattım var ya. Hayatım tuzak soru, tuzak soru. Hareketlere bak ya. Abi sana çok ihtiyacım var. Taktikler geçen gün permatikle aldım oturamıyorum. Ben bilmem. Zorlamana gerek yok. Kartını gördüm ve arttırıyorum. Aşkım gene 1 milyon yemek de kalır. Ordu sayısı çok yavrum yiyor. Ordu yiyor. Çeşit iyidir. Bir şey olmaz. 150 altın falan param var. Adamlarımın falan da durumu iyi. Evet dostlar. Lordlardan birini dur. Şu lordlardan birini bir çevirelim şey soralım. Sultanımız nerede baba? Konya kime? Dur bir saniye. Gizli saklı köşelerde konuşmayacağız. Beni mi destekliyorsun Konya için? Allah razı olsun. Ben de kendimi destekleyecektim dedim. Alaaddin Keykubat nerede? Gori yakınlarında. Bizimkileri şeyde şişliyor olmasınlar. Birinin aboneliği arada mı? Gürcistan İmparatorluğu'nun orada. Kayran 3. ayında. Teşekkür ederim. Yok abonelik arada kaynamadı. Okudum. Okudum. Ya o arada daha önemli bir konu geldi. O arada daha önemli bir konu vardı. Allah'tan adam köylü çiftçilerin peşine düştü. Kutayişi yıkım kuşatıyor acaba. Ulan dur korktum lan. Gürcistan krallığından adam çıktı orada. Gori yakınlarında büyük bir düşman grubu. Gori'yi kuşatmıyor bunlar. Trabzon İmparatorluğu buraya mı geldi acaba? Şu an saldırı yemedi. Doğu şu şekilde oyunu indiriyorsun. İndirdikten sonra 12 level'e kasıyorsun. Klanımız var. Klana geliyorsun. 12 level'e kasmak yani olayımız. Abi şu an bir şey yapmanıza gerek yok bu arada dostlar. Yani tabii ki oyun hoşunuza gidiyorsa indirin oynayın dilediğiniz gibi ama şu an şey yapmanıza gerek yok. Ya hoşunuza giderse katılabilirsiniz tabii ki. Sadece benle beraber başlayan arkadaşların 12 level olmasını rica ediyorum. Ya olursa harika olur tabii ki. Sevgili Ramazan Bey kesinlikle efendim yani bu nedir ya? Bu nedir efendim ya? Ya öyle denirim ya. Arkadaşlar lütfen ya. Papağan Beyciğime de çok yüklenmeyelim. Hijyen azıcık ya. Hijyen mi? Evet. 6 ayda bir ıslak mendil teması işte. Acaba. Tiblis'e doğru niye gidiyor? Tiblis'te mi kuşatma var bu sefer? Adamlar bir yere toplu dalsa çok güzel savunacağız da. Dur bakalım mesela sana soralım. Konya sizce kime bırakılmalı? Bana. Artık yani ayıptır. Sherlock çok teşekkür ederim. Keyifler yerinde. Sağ olasın. Sen nasılsın? Son kararı Alaaddin Keykubat verir. Onu bulmamız lazım. Oo, bizim Maraşeli falan kovalıyorlar. Esir düşmedi değil mi bizim adam ya? Kaleye girmezsem yalnız... Eyvah.
Eyvah. Alırsın ya. Oo. Alırsın alırsın. Alırım da son arkadaşı şey yapabilir miyiz arkadaşlar? Susturuculu silahla. Nick güzel, Nick güzel ama. Saç sakal dağıldı. Bir berber şey yapacağım ya. Bir berbere gideceğim. Baran'ım kardeşim. İmidat. Telefonun yanında oturan annelerdi mi? Susturucu. Yeni video. Girmeyi unuttum. Bu fight bitsin artık. Aslında bir şey biliyorum. Biliyorum. Ama anonimden falan hediyelik geldi. Ben troll kokusu aldım. Bilmiyorum. Ondan mı şey yaptım, uzaklaştırdım. Kılıcına sağlık kardeşim. Kılıcın keskin olsun. Ey oğlum. Ağzına sağlık Logan. Şey diyor ya, yayına bir kadın dahil olunca çetin seviyesi arttı, ahlak geldi diyor da az önce şey değil mi, 5 dakika önce böyle kardeşim götünü temizleyen misafir bekliyordu falan böyle. 5 dakika öncesi. Abi işte hayvanlık bu kadar törpülenebiliyor. Baran falan da diyor ya, senden tiksiniyorum diye. Abi iyi yayınlar. Salak bir kuzenim var. Okey'de hesaplıyor. Tavsiyen nedir? Okey oynamasın. Teşekkürler efendim. Kesenize bereket. Kaldırma o zaman. Hüseyin Ateş'ten 2 kişi abonelik hediyesi var. Teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, kesenize bereket. Aldık oradan da kelleyi. Benim yok ettiler. Az önce atın sırtından düştüm lan. Ya Moon Game sadece aboneleri ekliyordum da sonra kimseyi eklememeye başladım. Böyle hani abone olanı ekleme falan bilmiyorum ya, şeydi böyle. Ya şu an mesela Steam'de 40 arkadaş falan ekli. Hepsini tanıyorum adamların. Kanka gel oynayalım, oynayalım. İşte moderatörlerim, arkadaşlarım falan onlar ekli. Daha sakin oluyor. Ama ben şeyi de hatırlıyorum. Böyle Twitch'in Türk lirasına geçmeden önce hani aboneliğin 5 dolar olduğu dönemler, abone olanı WhatsApp grubuna alma, telefondan ekleme falan bile vardı yani. Yapıyorlardı da herhalde o telefon sürekli sessizdedir. Bilmiyorum ama. Şimdi savaşa kaça kaç girdik? Bunu bir öğrenmek lazım. 53'e 160 diyor. Yani 3 katımız falan adamlar da full atlıyız hallederiz ya. Sor Laura 1. yılında. Sor Laura 1. yılın kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Bu arada sultanımız bana kızgın olabilir ha. Bireysel olarak ben savaşı ilan ettim. Onlar karşılık vermek için dağıldı. Yani bu savaş benim yüzümden başladı. Ne yazık ki tamamı. Bu fight biraz zorlayacak ya. Piyade açısından çok kalabalıklar. Dağılmalarını ve... Oo, bir saniye. Bunlar Hospitaller şövalyeleri mi? Hospitaller şövalyeleri ise bunlar bayağı güçlü oluyorlardı. Ve bak, farkında mısınız bilmiyorum. Geçen seferki savaşta bütün katlamalar falan böyle bir sıkıntıya girmişti. Şu an gayet düzgün. Katlamalarla alakalı hiçbir sıkıntı yok. Bu sevindirici. Bir gözümle saati kesiyordum kuzum.
Alamam. Fight bitince alabilirim ancak. ...28 Mart'ta yayın aç doğum günüm. Ramazansa açarım mutlaka. E bir aksilik çıkmadığı sürece ben her gün yayındayım dostlar ya. 750 saat sabaton bitti. Uyudum uyandım. Tekrar yayın. Dışarı mı? Dışarıda ne var hayatım? Oksijen. Hayat. Öyle kardeşim gerçekten. Isınmam var artık. Babar çünkü mü? Hakkını yiyemem canım. Bir kere kapatınca benim babamın yanına götürdü. Allah razı olsun 3 günlüğüne. YouTube'da yayın açmaktan yana taraftardım ama biliyorsun. Ben YouTube'dan devam edeceğim hayatım. Kalk git bir an nefes al. Evde cinnet geçiriyor değil mi? Ben karıma azıcık cinnet geçirtebiliyorum. Shadow of War bende var dostum oyun olarak. Sağ olasın, teşekkür ederim. Ha, teşekkür ederim efendim. Ve estağfurullah. Ya sana kız bakmadım. Elimde bir elimizde bak bir tane. Elimizde var. Ben hep bu yayıncı dedi, yapma dedi. Ya ben dedim ki kardeşime alet etme dedim ya. Ya zaten sana ben gelir gelmez dedim ya baranıma, sen bana güven, kaç. Elimizde vardı derken. Kardeşim şimdi nasıl biliyor musun? Benim arkadaş sayım bir elim parmağını geçmez. Onlar artık hani 10 yıldır, 12 yıldır olan arkadaşlarım. Arkadaşlar kardeş gibiler. Hani bir tanesi evli, bir tanesi bekar. Elimde bekar kaldı yani. Evliye de git. Evlen diyemeyeceğime göre. Bir kız hamiş. Ben evliyi istiyorum. Abao, gelmez gelmez balım, sana gelmez. Bir tane evlenir ama şu an açıklayamıyorum çünkü sülale faciasına ne kadar. Aşkım. Helal kusum, helal bebeğim. Kendimden diğer tarafa gitmeyi tercih ettim, gördün mü? Aile içi facia. Yani o yüzden bir şey yapamıyorum. Yani. Steam'deki oyunların yüzde kaçı? Abi Steam dediğin derya deniz. Bende 1400 oyun var da. 1400-1500 Steam dediğin derya deniz yani. Bir yüzdelik belki %1'i bile etmiyordur ya. Kendi kendine eğlendin ha. Bir şey yaptın değil mi? Bir aklına geldi ve hatırına geldi böyle ne oluyor ne bitiyor diye. Allahu Akbar. Katılıyorum bebeğim. En büyük kobileriniz neler? Kocamı çıldırtma değil anlıyorum. Beni hiç çıldırtmıyorsun ki kuzum. Sabrediyorsun daha çok. Doğru, sabredeceğim. Hı hı. Evet dostlar, böylelikle Trabzon İmparatorluğu'ndan bir lordu daha yendik. Vallahi lootları alıp satmaya üşendim. Hemen save alacağım ama save almadan evvel ben neyle ilgileniyordum ona bakacağım. Talimci, yön bulma ve envanter yönetimi full. İkna ile ilgileniyorum sanki. İkna basmamışımdır ya, ne yapacağım ki ikna ile? Daha demin bir yerleri savaşırken kazıyım dedim, suyu mu zehirledim? Talim becerisi yani gerekiyordu sana. Ona. Yok talim değil, taktik. Taktik gitmeyeceğim. Güçlü darbe gidelim, çevikliğe gidelim, silah ustası atletizm falan gelsin. Öyle hareket edelim, fırlatma hünerini arttırıyorum gitgide. Oo bir saniye. Harita bu hale aldı mı ya? Arkadaşlar save alıp çıktırıp gitme zamanı gelmiş. Dostlar haritanın haline bak ya. YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Ve çöktü bile. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.